Efendim satır arasından herkese merhabalar. Bu haftadan önce bir ara vermiştik. Verdiğimiz arada oturduk Dürcane Bey'i baştan sona inceledik. Sadece kitaplarıyla değil, televizyon konuşmaları, felsefik toplantıları, Biletix'ten sattığı biletlerle yaptığı toplantılar vesaire derken yakın tarihimiz, özellikle son 10 yılımızda oldukça gündem olmuş. Aman Dürcane diyorsa bir bildiği vardı denilerek kimsenin soru sormaya da pek yeltenmediği, eleştirmek haşa mümkün olmadığı Dürcane Bey ile ilgili olan meseleyi objektif bir bakış açısıyla ama hakikat babından ve hakikat penceresiyle bakarak bir anlamak zorundayız. Çünkü bizim insanımızın içinde genç kardeşlerimizin tasavvufa, Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şeriflere bir bakmak, bir yaşamak, bir hissetmek lazım dediklerinde kapısını çaldığı isimlerden biri Dürcane Bey. Peki kapısını çaldığı bu handa gerçekler ne? Dürcane Bey kim? Kim olduğunu koy bir tarafa da hakikatte bana ne söylüyor? Söylediği benim hayatımda nasıl bir iz bırakıyor? Şimdi 3 ayrı kitabı ele alacağız. Kısım kısım üzerinden geçeceğiz. Bu Dürcane Bey'in 99 kafası. Bu Dürcane Bey'in 2009 kafası. Bu da Dürcane Bey'in 2016 kafası ama son baskısı 2019 olunca zevkli bir temaşa oluyor. 99, 2009, 2019. 20 yıllık serüvende aslında çok da değişmeyen ama ilk çıkışlarından vazgeçip motto diyerek kalınca bir kitap yazmaya niyet etmiş olan Dürcane Bey'in hayatımızda neyi değiştirmek istediği ya da kendi hayatındaki değişimi bize nasıl anlattığını anlamak zorundayız. Elbette ki Dürcane Bey'in bu kafaya nasıl geldiğini Hazreti İnsan kitabından bir sonraki süreçte anlatacağız. O zamana kadar biraz sabır. Önce Dürcane Bey'i objektif olarak kavramaya çalışalım. Hakikat ve hurafe ile başlayalım. Dürcane Bey eski bir ülkücü biliyorsunuz. Hapse girdikten sonra dur bakalım aslında İslamiyet'te bir hakikat var diyerek elhamdülillah bir yola çıkmış. Ama çıktığı yolda beyanatlarında oldukça sivri ifadeleri de yer vermekle beraber felsefik açıdan ele alındığı zaman hep aynı kafanın aslında Dürcane'nin 99'lu yıllarda da onda var olduğunu görebiliyoruz. O da şu: mürşitsiz tasavvuf, yani bir tasavvufçuluk oyunu ama oyunun kuralları neler? Sonuna gelene kadar sabır. Şöyle başlıyor: bu oynak ve kaypak zeminde kim ben hakikatim diyebilecek? Kim kendi hakikatiyle ayakta kalabilecek? Öyle ya, kendi hakikatleriyle ya da kendi hakikatlerine istinaden ayakta kalmayanların başkalarının tanımladığı bir gerçeklik düzleminde ayakta kalabileceklerini mi zannediyorsunuz diyen Dürcane, hak ellerini yok bilen önce nerede o eski zamanlar diyecek elbet. Hatta bu kitabında ilim, irfan erbabı, evliya Allah'ın gayet de önemli zatlar olduğunu beyan edecek. Ama Dürcane Bey'in çok önemli bir yazım kültürü var. Sonuna kadar getirir, asla sana doğrusunu söylemez. Kim gibi? Felsefeciler gibi. Zaten Dürcane Bey iyi bir felsefeci olma yolunda suyunu eksik etmeyeceğimiz zatların başında geliyor. İslam'da felsefe olmayacağını yıllar sonra fark ediyor ama çoktan gençlerimize felsefeyi aşılamış oluyor. Ya şimdi kusura bakmayın, felsefecilik kötü bir iş midir diye soracak olursanız cevabım çok basit. Felsefe arar, düşünce bulmuştur. İslam'da düşünce vardır, felsefede aramaya devam ederken aç kalmak söz konusudur. Ruh da açtır, nefis bedbahtır, hakikat insan çukurun dibindedir. Ama çukuru kendine saray bilir. Kimliğimizi ve kişiliğimizi oluşturanlar bizleri yalnız başına yürümeyi öğretmediler mi diyerek sesini yükseltti mütehakkim bir edayla ve sonra kendi kendimize yetebileceğimize, başkalarına muhtaç olmadan, kimseden yardım almadan, tek başına bu dünyaya anlam verebileceğimize inandırmadılar mı bizleri diye sordu, sanki cevabını biliyormuşum gibi. Cevabını bilemediğin soruyla yola revan ettiklerimize reva mıydı bu ahmaklığımız demek istiyoruz Dürcane'ye. Çünkü kimlik ve kişiliğimizin oluşumunda geçmişimizin ehemmiyeti çok lazımdır diyen Dürcane, kitabının içerisinde geçmişle gelecek arasında anlamsız bir denge kurmaya çalışır. Neden anlamsız? Çünkü Dürcane 99'lu yıllarda kafayı metafiziğe takmıştır. Tasavvuf erbabının metafizikle olan uğraşısını kendince, kendi yoluyla ve kendi aklıyla aşabileceğini düşünür.
Örnek, metafiziğini yitirmiş bir dünyanın çocukları çaresiz der. E tamam, bu çocuklara çare ne olacak Dücane dediğimizde? Metafiziğini yitirmiş dünyanın çocukları acınacak durumda der. Acınacak hale düşünür. Tamam, ona da eyvallah. Nasıl çıkacağız buradan? Metafiziğini yitirmiş dünyanın çocuklarının saçları ağardı. Gönülleri yaşlandı, gözleri yaşlandı, sustu dilleri. Yalan söyleyen diller süslü, yalanı hakikate tercih eden hakikate değil yalana diyerek devam eden Dücane bir karar verme aşamasında galiba 99'lu yıllarda. Romancı mı olsam, teşbihçi mi? Felsefeci mi olsam, düşünceci mi? Aksiyoncu mu olsam, yoksa yeniden hapse girme korkusuyla... Hapis dediğim de öyle büyük bir iş değil yani. 80 ihtilalinde herkesin başından geçmiş klasik bir hikayemizdir. Ama bu klasik hikayenin yemeğini ye ye bitmez bu ülkede. Dolayısıyla sormak gerekir. Metafizik nedir Dücane? Bu çocuklar ne yapsın Dücane? Simyacıdan simyacı olmazmış sözümüzü söyleyerek ahanda ispat ediyoruz. Ha, şimdi geldik asıl önemli tarafa. Dücane Bey'in melamet meselesiyle olan gelgitleri. Gerçi bu işi biraz sona saklamayı tercih ederdim ama madem yeri geldi, bizim dinleyicinin bir kısmı var ki güzel sonuna kadar gidiverir. Bir kısmı da vardır ki aman ha Dücane'ye laf ediyor, kapat gitsin, ne anlarlar der, kapatıp gidiverir. Ben o yüzden baştan bitireyim, daha mantıklı olacak. Türk kafası böyle çalışıyor ne yazık ki. Şimdi melamet dediğimiz meseleyi kısaca ifade edeyim, olay çözülsün. Günün birinde Dücane ağzından bir laf kaçırıyor. Bir röportajında, bir televizyon programında diyor ki efendim ben özünde, hakikatinde Amiş Efendi'yi kendime mihen kabul ederim. Çok önemli bir zattır. Peki kimdir Amiş Efendi? Amiş Efendi Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbedarı olan mübarek, geçmiş yıllarda yaşamış, çok da eski yıllarda olmayan, yakın dönem önemli, güzel insanlardan birisi. Bu güzel insanlardan birisinin yanına sürekli gidip gelen bir zat var. O da Abdülbaki Gölpınarlı. Gölpınarlı yıllar sonra Amiş Efendi'den duyduğu hakikatle hikmetle o güzel sözleri bir araya getirdiğini iddia ederek o sözlere de biraz kendi hayal dünyasından eklemeler yapıp yanlış anlamayın güzel insanlardan bir diğeri olarak ona melamet şeyhi olma hırkasını kendi eliyle giydiriverir. Hatta işin garabet tarafı Kutbül Arifin diyerek de mezar taşını yazdırmaktan geri durmazlar. Ama işin garabet tarafı şurada. Yeryüzünde melametlik hak mıdır? Haktır. Peki melametliğin melamet olduğunu bilmek mantıklı mıdır? Mümkün değil. Ben size kısa bir hikaye anlatayım. Melamilik üzerine apayrı bir video çekeriz belki günün birinde. Efendim sabahın bir vaktinde... Yani günün bir vaktinde Sultanahmet Camisi'nden içeriye Hızır Aleyhisselam giriverir. İçeride oturan zatlardan birisinin yanına gider ve ona kendisine bir şeyler anlatmak üzere geldiğini, ona bir hakikat bahsi açacağını söyler. Yanındaki zat da git başımdan Allah senden razı olsun deyiverip Hızır Aleyhisselam'ı dinlemek istemez. Hızır Aleyhisselam bir daha yüklenir. Adamcağız git efendi teşekkür ederim Allah razı olsun işime gücüme bakıyorum sen de işine gücüne bak der. Baktı ki Hızır Aleyhisselam olmuyor bu sefer bir kez daha üzerine gitmeye niyet eder. Tam o anda da adamcağız bir anda celalleniverir ve şöyle gözün ucuyla bakıp bak efendi senin bana söylediklerinle ben buradan çıkar giderim. Ama ben senin Hızır olduğunu söylersem seni bu camide parça pinçik ediverirler deyince Hızır Aleyhisselam da şaşırıverip Rabbül Alemin'e sualini sorar. Ya Rabbi der, hepsini anladık da bu adam kim? Allahu Zülcelal de Hızır Aleyhisselam'a cevap verir. Ya Hızır, bir senin ve sizin listenizde olan Evliyaullah var, bir de bende olan bir liste var. Bunlar Allahu Zülcelal'in yeryüzündeki ajanlarıdır. Asla mürşid olmazlar, asla müritleri olmaz. Bunlar mürşitler arasında gezerek onların ajanlığını yapan Allah'ın seçtiği özel adamlardır. Yani YouTube kanalına çıkan melamet şeyhiyim diyen adam sahtekarın dibidir. Şu adam melametin şeyhidir deseniz söyleyen de sahteye düşmüştür, söyleten de sahteye düşmüştür. Melamet dediğiniz şey sırdır. Sır olanı YouTube kanalında kitaplarda okuyorsanız orada bir garabet vardır. Amiş Efendi'nin şeyhliğine gelince İcazet-i Nakşibendiye'den başlayıp sonradan Bektaşiye üzerine devam ettiğinin ifadesi onun zaten melami olamayacağının bir delili olup asla müridanın da
kendisine söz konusu edilemeyeceğinin beyanatı bu konudaki kendi düşünce dünyasıyla hareket ettiğini bizlere gösterir. Amiş Efendi'nin sözleri de, Abdülbaki Efendi'nin sözleri de güzeldir, hoştur ama İslam hakikatinde var olan tasavvufun özünden değildir. Bunlar güzel adamlardır ama sonrasında nefse emmare ile yola çıkmaya niyet etmiş dücane gibi adamlara da ne yazık ki imkan sunacak kıvamda kitapları kullanılır olmuştur. İşte biz bugün tasavvufçuluk oynayan dücaneyi anlatacağız. Biz bugün bir mürşid olmadan, bir zat olmadan, ben bir şeye talebe olmadan tasavvuf erbabı oldum diyen dücaneden bahsedeceğiz. 40 yaşına gelene kadar benim soframa oturamazsın, 40'ına gelince ancak beni anlarsın diyen kibir küpünden bahsedeceğiz. Moddalara geldiğimiz zaman da şarap çanağında zemzem sunduğunu zanneden, içine ne katıldığı belli olmayan, içsen de olur içmesen de olur ama masada dursun diyen kafayı anlatacağız. Anladınız mı şimdi meseleyi? Anlamadıysanız kapatın. Anladığınızda devam edelim. Efendim, ucuz adamlardan, ucuz fikirlerden, ucuz işlerden hep nefret ettim diyen dücane kendini anlatmaktan her seferinde geri kalmaz. Her ne kadar hasbi tefekküre inandığımı söylesem de ben her zaman hasbi adamlara ivazsız, garazsız konuşan, inandıklarının bedelini ödeyen, ödemeyi göze alan safi sadakat kesilmiş yerlere kıymet verdim, davalarına ram oldum, iddialarını hep yürekten destekledim diyen dücane bugüne kadar bir evliya Allah'ı ağzına alıp da yahu Abdülkadir Geylani Hazretleri de şunu söylemiştir. Ahmed er-Rufai bu medeniyete şunu katmıştır. İbrahim ed-Dusuki Şah-ı Nakşibendi şöyle edeplidir dediğini göremezsiniz. Arkadaş, sen bu milletin çocuklarına ne verdin yahut neyi açıkladın? Sen sadece kendini anlatıyor, biletikste bir bilet daha derdinde de olur olmaz gidip geliyorsun ama işin hakikati şu, asla cevap vermeden bizim çocuklara tasavvufun muhteşemliği üzerinden bir oyun oynatma peşindesin. İşte sorun da burada zaten. Hah, ben de onu diyorum. Öyle ya, acaba bizler hangi tavrı daha akıllıca buluyoruz? Akıntıya kapılmayı mı? Akıntıya karşı kürek çekmeyi mi? İstikbalimiz hakkında ümit var olmak istiyorsak önce bu sualin cevabını vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Ama asla cevap vermeden dava filan diyerek bırak kendi haline demek ne kadar zevkli. Sonuçta bütün röportajlarında kendisine siyasal bir soru sorulduğunda kıvırtamayınca 20 saniyeyi bulan sessizliğini dücanenin lütfen üstün niteliklerine bağlamayın. O arada hakikaten ne söyleyeceğini düşünüyor. Hikmeti değil. Ne de hoşlanırdım bana göre demekten diyen dücane sanki bu halden çıktığını zannediyor. 20 yıl sonra yazdığı kitapta bile hala bana göre dese bile. Bana göre örnekleriyle başlayan cümleler kurmaktan, bana göre diye nutukla başladım annemin şaşkın bakışlarına rağmen ve kitaplardan devşirdiğim ne kadar bilgi varsa, bilgin varsa, bilgim varsa hepsini bir çırpıda boca ettim sofaya. Babamın bizi dinlediğini anlayınca hemen ciddileştim. Hızır dediğiniz de kim? Nerede gördünüz siz Hızır'ı gibi sözler çıkıverdi ağzımdan. Babam ince bir tebessümle mukabele etti. Tabii ki pek mana veremedim bu ince tebessüme ve umursamaz görünerek kaldığım yerden sözlerime devam ettim. Fakat bir türlü anlamamışlardı, anlayamamışlardı benim o hakaiki akliyelerimi. Adımı kimse anlamıyor, bir tek babası anlamış ama o da yarım anlamış. Sanırım, galiba, belki, emin miyim derken bizler dücanenin arif mi, billah mı? Kendisi mi, başkası mı? Hakikatin erbabı mı, hikmetin erbabı mı anlayamadan onu mutlak surette bir Fransız çorbasına pelesenk olma gayreti içinde göreceğiz. Devam edeceğiz. İslam düşüncesini diyerek İslam felsefesi düşüncesi gitgelleri yaşatan bu ümmetin genç çocuklarına felsefenin değer ve kıymetinin üstünlüğünü anlatıp sonunda da İslam'da felsefe olmaz canım, akıl vahye tabi olmalıdır zaten diyecek garabete imza atan dücane diyor ki
İslam düşüncesini modernleştirme çabalarının bilhassa 20. yüzyıl boyunca kendisine istinad ettiği ve her fırsatta öne sürdüğü delillerden biri de Efendimizin söylediği inanılan şu hadisti. Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Tam da diyorsunuz ki ya bu sefer acaba doğruyu bulacak mı? Devam ediyor şimdi. Böyle bir sözü peygamberine yakıştıran bir zihniyetin İslam laiklik meselesinde söyleyebileceği ne olabilir? Böyle bir zihniyet mesela faiz meselesini, kadın meselesini nasıl ve ne surette çözebilir? Böyle bir zihniyet peygamberin böyle bir söz söyleyebileceğinden kuşkulanabilir mi? Şimdi burada hadisi kendine mihenk eden Dücane bundan 20 yıl sonra kadın dövme ayetini, kadına vurma darebe fiilini ele alınca dördüncü yorumu da ben yaptım. Artık vahiy akla tabi olmalı, dünyaya hakikati söylemek için bu ayeti onlara anlatamayacağız diyecek, garabete imza atacaktır. Bakın 20 yılda da kendini nasıl geliştirmiş maşallah. Tanrı ile aranıza aracıları sokmayın, hurafelerden kurtulun, atalar dinini terk edin dediğimizde ne kadar samimiyetle söylersek söyleyelim güya anlamlı bir şeyler söylemiş olduğumuzu farz ediyoruz derken şu makalenin içerisinde laiklere vurgu yapmaya çalışır, başörtüsü zulmü çeken 99'lu yılların kızlarına sahip çıkma gayretine girer. Ama dikkat! Asla ve katiyette dilini haktan yana kullanmaz, daima dolandırır ve her röportajında o aşağılık duygusunu tekrar eder. Ben hiç eğilip bükülmedim, kimsenin emrine girmedim der. Bu kadar ortada konuşursan zaten kimsenin adına bir şey yapman da beklenmez efendi. Devam ediyoruz. Dini bulandıran bid'at ve hurafelerin esiri olan bu savunmasız insanları, güya Kur'an adına ve fakat gerçekte edinmiş olduğunuz modern alışkanlıklarınız adına yerin dibine geçirin diyen Dücane, 20 yıl sonra modernizme geçişte Kur'an'ın yeniden ele alınmasını söyleyecek kadar değişecektir. Aslında değişen bir şey yok. Çünkü devam eden sözü şöyle. Ve işte bu hakikat nedir ki ey esiran, hurafelere karşı mücadelenizi sizlere takdir etmiyorum. Hurafe nedir Dücane? Ara ki bulasın. Sadece pisliği bırakıyor, mayaya kalsın diyor. Çocuk kendi karar versin hurafe nedir ne değildir. Sen hangi makamı mukadderiydin de takdir mührünü sana verdiler Dücane demek geliyor içimizden. Evet, devam edelim. Şimdi arkadaş, bir adam 3000 defa bir kitapta hurafe der de hurafenin ne olduğunu anlatmazsa iki ihtimal var. Ya hurafenin ne olduğunu bilmeyecek ya bu gençleri birbirine kırdırmaya niyet edecek. Geçmişteki siyasal koşulunu da göz önünde bulundurarak acaba mı demek geliyor içimizden. Bizden koşulsuz hurafelerimizi terk etmemizi isteyenlere karşı ortaya koyacağımız yegane tavır. Hurafelerimizi koşulsuz savunmaktan başkası olamaz. Hurafe nedir Dücane? Hele bir anlataydın. Kitabın adı hurafe, içinde hurafe nedir sorusu yok. Tam bir Fransız kafası. Efendim, hurafesini kaybetmiş bu dünyanın çocukları. Ha bu arada çocuk kelimesini neden kullandığını sürekli soruyorsanız, Dücane hep yaşlı, hep büyük, hep ulu, hep ulaşılmaz, heptir. O yüzden Dücane'ye göre arası ne varsa topyekun çocuktur zaten. Kimseden korkum yok. Dini hurafelerden arındırmadıkça İslam'ın nurlu yollarında yürüyemeyiz. Biz hakikat elleri, hakikat için canımızı bile feda ederiz. Yeter ki hurafeler ortadan kalksın, hakikatler anlaşılıp ortaya çıksın falan filan diyerek bu sözler hiç çekinmeden altına imza atabileceğimiz sözlerden değil mi? Sanıyorum öyle der. Hurafe nedir? Gene yok. Bakın bu özel seçilmiş bir yöntemdir. Bu yöntem Fransız yöntemidir. İleride örneklerini vereceğim. İslamsız Türkiye, Türkiye'siz İslam olmaz derken Ikıngaçlı yazarlık derslerinde bize önemli bir argümanı sunar. Gerçekten edebiyatta ayrı bir kitap yazmamıza vesile olacaktır ya da o kitaba Bismillah demeye vesile olacaktır. Çünkü bu makaleyi okuduğumuzda Dücane ülkücülükten Türklüğe mi, Türklükten İslamcılığa mı, İslamcılıktan modernizme mi geçti? Yoksa eline kaşığı aldı, ne tutarsa tutsun, yeter ki bana mı yarasın dedi, anlamanız mümkün değil. Dolayısıyla birisine bir mikrofon uzatın, Dücane'nin düşüncesi nedir dediğinizde cevap veremeyecek, Dücane de şu cevabı verecek.
İşte gördünüz mü? Ben buyum çocuklar. Bir zamanlar dini kitap yayınlamak yasaktı. Yayınlananlar ise imha edilirdi bu ülkede. Tamam, güzel anlattın. Devam ediyor. İslamsız Türkiye projesi tutmadı. Tutmayacak da peki de ya. Türkiye'siz İslam diyor. Hah diyorsun, ümmetçiliğe geldi. Hangi güç bu insanları gidin buradan dininizi de yanınıza götürün diye emredebilir dedi. Sona geliyoruz şimdi, bekliyoruz. Hadi doğur artık. Bu ve benzeri sebeplerin hangisi İslamsız bir Türkiye'nin veya Türkiye'siz bir İslam'ın inşasını gerektiriyor? Hatta imkansız kılıyor. Sorular sorular sorular. Peki cevaplar? Ha, ben de onu diyorum. Cevaplar? Cevap yok diyor Düyücali. Çünkü duyduğuma göre bu ülkede cevaplar yazları tatile çıkıyormuş. Düyücali'nin şu hapis korkusu, yani ömründe kısacık bir uğradığı, yanlışlıkla mı yakalandığı belli olmayan o hikayesinden bir kurtarın şu adamcağızı, hap verin, bir şey verin de sonucu yazı versin. Böyle boş bırakmasın bu sayfaları. Efendim, bu kitapta sona gelelim artık. Diğerleri zaten Allame-i Ulum. En tutulur kitaplarından biri bu. O da yıl 99, 20 yıl önce. Yeni yeni kendine gelirken. Hani bir yerde anlatıyor, mağaramda kaldım, yıllarca okudum, 12 yıl evden çıkmadım. Hay maşallah diyesin geliyor, doktor diyorsun, sadece felsefeyi gel geç oradan tut, biraz sonuçta kendine mürşit arıyor Düyücali. En iyi mürşidi de kendine kendisi olarak seçiyor. Gençlere de diyor ki böyle yapın. Ve hakikaten Düyücali'yi izleyen, takip eden, onun konuşmalarına geçen bütün adamlara bakın. Hepsi kendisi kendisine mürşit olmuştur. Sahtekarca da bunu insanlara enjekte etmeyi kendine iş bilmiştir. Çünkü Dicani için konuşmak müthiş bir şeydir. Bütün kitaplarında susmanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlatsa da. Bütün tayfası konuşma manyağıdır bu arada. Acaba günümüzün Müslümanları farkında olmaksızın düşünce dünyalarını böylesi bir oyun oynayarak mı zenginleştiriyorlar? Bakın, söz gelimi. Kaynakları Kur'an ve sünnete dönüyoruz iddiasıyla inanç köklerine her gittiklerinde, zaten oraya giderken yanlarında götürmüş oldukları şeyleri oradan tekrar geri getirmiyorlar mı diyen Düyücali zannedersem hurafeyi ehli sünnet vel cemaat anlayışındaki hakikat olarak tabir ediyor. Dolayısıyla Nurullah Ataç'ın oynadığı bir oyundan da buradan bahsediyor. Nurullah Ataç muhteşem bir oyun oynarmış. Kelimelerin fiilleriyle mef'ullerinin yerini değiştirip şifreli bir yazım kültürü oluşturmuş. Ataç'ın oynadığı oyun bu ülkede tutaydı, elbet sen de haklı olurdun başalı diyerek ben de Nurullah Ataç'ın oyununa bir destek sunmuş oluyorum. Ne demek istediğimi Düyücali anlayacaktır. Ha, merak etmeyin, hepsini seyrediyor çünkü. Geldik Düyücali'nin insan olduğu sürece. Bakalım Düyücali nasıl bir insan olmayı seçmiş. Ama insan olmakta kalmamış. Tasavvufçuluk oynayan bizim coğrafyanın küçük çocukları Düyücali, efendim Elif Şafak, efendim şimdi yavaş yavaş getireceğiz bu isimleri. Tarihte bunlar kimden, hangi Fransız suyundan besleniyorlar? Şu hazret kelimesini konuşmaktan hiç vazgeçmezler. Ha sakın ola bana Mevlana da bu sözü kullanıyor demeyiniz efendim. Mevlana'nın kullandığı hazret de bunlarınki çok başka. Bir de unutmayınız ki asıl olan Mevlana değil, Mevlana'nın şeyhi olan Şems-i Tebrizi'dir. Altını kalın kalemle çizerim, anlayan anladığı kadar. Şimdi Hazreti İnsan'a gittik. Diyor ki Düyücali, ben diyor bir gemi vardı. Nuh'un gemisi, o beni almadı. Nuh gemisini almadı beni, tektim çünkü. Efendim ve elinişin sırrını sulara gömdüm. Sahilsizdim hakikat gibi. Hakikat de sahilsizdi. Benim gibi bir türlü görmedi dünya, ben bir hakikat edim. Of. Tam bir genç kız edası. Oku, oku, düşün. Hakikat ne biliyor musun? Çok basit. Nuh Aleyhisselam'a bakayım mı filan derken sen yine kaptan olma peşindeydin. Sana kaptanlık vermezler o gemide. O geminin kaptanları peygamberler, evliyalar, nebiler. Düyücali bir Nuh'un gemisine binmek istiyor. Nuh'un gemisinde Nuh'a sen çekil. Kaptan benim çünkü akıl bende diyor. İşte Düyücali gillerin klasik problemi. Zahiri itibariyle bilmek, batından, hakikatten ve dahi hakikatin batınından, batının hakikatinden mahrum olmak demektir. Of be, tasavvufu yazıya dökünce ayar tutturamayan bir ayarsızlıkla aynı cümle içinde 8 hata nasıl yapılır? Ha, yok, anlatmayacağım çünkü Düyücali kendi bildiğinden öteye geçmeyecek.
Benim şu anda anlattıklarım Dücane severlere ait. Dücane'nin tuzağına düşmüş garibanlara ait. Okudukça Rabbini bulacağını zannedenlere ait. Kendinize gelin genç kardeşler. Bu memleketi çok okuyanlar değil, çok hizmet ettikten sonra gerçek bir okuma kabiliyetine kavuşanlar ayakta tuttular ve bütün ümmeti. Çok okuyunuz ama çok okumadan önce çok hizmet ediniz. Çok hakikat erbabına hakikaten hizmet ediniz. O zaman hakikati görebileceksiniz. Ey Talip! Kendi talebelerine sesleniyor herhalde. Görüşünden bilişinden değil, görüşünde bilişinde ısrar etmekten utan. Vay be! Sen aklanırsa kavradığını zannediyorsun, oysa kavranan sensin, farkında bile değilsin değer. Bunu müritlerine söylediyse yandık. Yok, kendine söylediyse geçmiş olsun Dücane'ciğim. Kişi önce diyor yukarıya çıkmalı. Çıkmak için gayret etmeli. Güzel, nereyse ora. Çıktıktan sonra diğer insanların karşısında yukarıda değil de aşağıdaymış gibi davranmalıdır diyerek kendisinin de aman yarabbi ne kadar tevazu olduğu, ehli olduğunu hep altını çizer Dücane. Özellikle ailesine ait hikayeleri anlatırken babacığım, babacığım, babacığım da. Ama unuttuğu bir şey var. İslam kal değildir, haldır. Senin bahsettiğin hal kelimelerle elde edilmez Dücane. Size deli denmedikçe imanınız sahih olmaz deyip bir hadis-i şerifi alır. Elhamdülillah ne güzel dersin sen de. Cevap gelir. Evet, bir daha düşünelim. Bak, düşüneceğiz. Peki, inanmak, gerçekte uğruna ateşlere atlayacağımız, atılabileceğimiz sevdaların sahibi olmak değil midir? Değildir Dücane, değildir. Mesele bir sevda değildir zaten. Sen konuyu yanlış anladın. Mesele hakikat uğrunda bu gençleri ayağa kaldırıp mücadele etmektir. O mücadelede sevgi senin içinde bir mazottur. Sen mazotu arabayla karıştırmışsın. Devam. Çok da böyle aman aman altını çizeceğimiz cümleler yoktu zaten. Klasik tasavvufçu çu edebiyatının sorunlarını yaşıyorduk. Haydan gelip huya giden mürit ise daha ileriye gitmek bir yana geri gitmiştir. Artık şimdi yapması gereken bir kez daha huunun kapısını çalıp mertebeleri yeniden tırmanmak için eski hal ve makamından izin almaktır. Şimdi bu kadar. İsabet ettiysem benden değil ondan, edemediysem edep yahu, edeplendir yahu ki bir daha kapını çalmaya yüzüm olsun diyen, kişisel miraç yolunda bir güzelleme yapar. Zaten garip olan Dücane'nin bütün tayfası, kendi kişisel miracımı anlatmaya geldim demekten hiç utanmaz, hiç arlanmaz. İnsanların şeyhleri, evliyaullah, onlar nereye giderlerse gitsin, talebeleri onlardan kopmadan beraberdirler. Hu fark edilseydi diyor, muhakkak ki zaman içinde herhangi bir sorunun konusu haline gelmiş olurdu, olmadı. İlk defa beyefendi buldu, bırakmıyor hu meselesini. Halbuki haydan huya gitme meselesi hakkında o kadar güzel yazılar vardı. Ama garibim onlara herhalde haberi olmadı. Ne yapacaksın? Yunanca'ya geçti. Şimdi Dücane'nin 2009 versiyonundayız. Artık Yunan felsefesinin ehemmiyetiyle talebelerini Spinoza uğrunda harcamaya başlayacak Dücane. Bundan da hiç utanmadan. Yunanca'da onto sözcüğünü, ki bütün toplantıları onto başlıyor, onto bitiyor, Spinoza gibi bir ateisti kendine alim belleyen çocuklarda yetiştirmeye başlıyor. Karşılamak maksadıyla Arapça'da önce hüve ve hüviyet, sonra vücut ve mevcut sözcüklerinin kullanıldığını hatırlayalım. Hani siz bilmiyorsunuz, ben biliyorum, hatırlayalım. Mesela varlık olarak varlık veya var olması bakımından var olan karşılığında İslam felsefe ve kelamında kullanılan terim şudur. Min haysu huve huve. Tarihin en aşağılık açıklamalarından birini okuyorsunuz şu anda. Gizli Yunancılık peyda olmuştur ve bu sözlerle beraber ifşa olmuştur. Sufiler hu hu diye zikrederlerken gaybe ve gaybe değil, bilakis her yerde varlığını duydukları, duyumsadıkları, varlığa işaret ettikleri varlık, varlık, varlık diyerek hu'yu varlık anlamına taşır. Niye? Yunan felsefesiyle birleştirmek için. Çünkü garibim son 10 yılda en çok Yunan felsefesi okudu ve bir yerden tasavvufla birleştirmesi lazım ki ben dönmedim diyebilsin. Şimdi, mucize ile keramet arasındaki farkı unutmayınız. Tamam, ne yapalım? Okuyalım bakalım ne diyormuş. Bu tür anlatılar
Filan peygamber, veli ya da şeyh bir vuruşta 1000 kafirin kellesine uçurdu ya da bir ok attı 100 düşmanı öldürdü gibi rivayetlere benzer. Hakikati değil, pedagojik değeri daha mühimdir. Anlatı ve anlatı da abartı bir sanattır. Daha doğrusu sanatın kendisi abartıdan ibarettir. Müstehcen anlatıların ayıp olmaması bu pedagojik ilkeye diyerek niye bu kısmı okuyorum biliyor musunuz? Çünkü Dücane burada cinsellik alanına geçer. Der ki hikmet ve cinsellik. Cinsellik der, bizde bir baskıcı rejim oluştu. Der ki herhalde kendi ergenlik döneminden kalan bir problemdi. Sayfa 74'ten sona kadar Dücane'nin cinselliği üzerine okuma yapıyoruz. Hikmet ve hakikatle cinsellik arasındaki ilişkiyi Tao'cu sevişmede ayrı bir katman olarak ele alıyoruz. Ne dediğimi anlamadınız değil mi? Anlayamazsınız. Niye? Çünkü Dücane bu. Hazreti Dücane. Geldik mottoya. Arkadaş düşünüyorum. Ama bulamıyorum. Neden? Çünkü Dücane okuyorum. Şimdi Motto diye bir kitabı var Dücane'nin. 2016 yılında çıkmış ama 99-2009 deyince son baskısı 2019 olunca zevkli oldu. 99-2009-2019. Ya arkadaş bizim bildiğimiz Motto dediğin ömürde bir defa söylenir, bir cümledir. Adamın hak ve hakikat yolunda kendisi için biçtiği bir kaftandır. Onu sever, o kelimeyi aklına getirir, onu teşvik eder. Bu bir hadis olabilir, bir ayet-i kerime olabilir. Bir evliya Allah'ın, bir güzel zatın güzel bir sözüdür. Aklınıza şöyle çivi gibi çakını verir. Hayatınızda ne zaman sıkıntıya dara düşseniz döner döner onu okursunuz. Oradan Bismillah der tekrar yola çıkarsınız. Ya arkadaş, sevgili Dücane, senin kaç tane çivin var? Ve bu çivilerin birbirine karıştığını farkında değil misin? Ağzım da Ankaralı'ya kaydı. Niye? Okurken nerenin kayacağı belli değil. Ben birkaç örnekle bitireceğim. Çünkü sabrımı zorlayan noktalara gidiyoruz. Artık bu kitapta bize şunu anlatıyor Dücane. Uzun uzun yazdım, anlamadınız. Mottolara çevirdim. Artık hiç anlayamayın. Bu saatten sonra ben şeyhliğimi, mürşitliğimi değil, ulul azamlığımı ilan ediyorum. Ha yanlış anlamayın, bu bir iftira değil. Çünkü geçtiğimiz günlerde Dücane Cündübeyoğlu İslam tefsirinde 3 yorum olduğunu, dördüncüsünün kendine ait olduğunu söylerken bir kendine plaket veremedi. Garibim Fatih Altaylı da ilk defa bu kadar derin konuştuğunu zannettiği bir adam olunca susmak zorunda kaldı. Susmayın beyefendiler. Bu klasik bir Fransız felsefecisi. Hele Galatasaray'da okumuş Fatih Altaylı'nın Dücane karşısında bu kadar eğilip bükülmesi hakikaten garipti doğrusu. Sevgili gençler, bu adam sadece bildiklerini değil, sadece kendine enjekte edilenleri tekrar eden bir gariban. Bak şimdi gel motto olarak. Zor olan ona kendince ve yeniden anlam verebilmek. Gençlerimize şimdi yol açıyor. Bak kendin olacaksın diyor. Değerli bir şeyini kaybetmedikçe irfan sahibi olamazsın. Tamam Dücane, değerli olan ne? Cevap yok. Biraz da yenilmek için buradayız. Yani hep diyor doğru yapmam. Arada yenilebilirim. Yani masumiyet karinem yok benim. Peki. Erdem bir değere sahip çıkmak değil, o değere sahip olmaktır. Güzel kardeşim. Erdem, yani bunun üzerine bir video çekilir mi? Değer mi değmez mi? Gidiyorum geliyorum ama erdem ahlak felsefesinde elde edilebilir bir değer değil. Ulaşılabilir bir zirvedir. Bu zirveye sahip olamazsın. Everest'e çıkan Everest benim derse adama sen buraya boşuna çıkmışsın, tımarhaneye git derler. İnsan Tanrı'nın sesini yalnızken duyar, kimsesizken diyen Dücane kitap boyunca bu bitmeyen senfonisini söyler. Zannımca okumalar esasında çalmayan ve onu aramayan eş dostuna da biraz sitem eder. Ölmeden ölmek olmaz, ölmeden olmak olmaz. Filozof bildikçe ölür, derviş öldükçe bilir. Dücane, mesele bilmek olaydı, vallahi sen de olurdun. Ama bak olmadığını görüyoruz. Asla kendinden vazgeçme. Güzel bir kişisel gelişim kitabı çıkar buradan. Siyaset ve ticaret önemli olana itibar eder. İlim ve irfansa değerli olana der. İyi de siyaset ve ticaretten vazgeçmişsin. İlim ve irfan olsun deyu yola çıkmışsın. Ne alim kabul ediyorsun, ne şeyh kabul ediyorsun. Hurafe diyorsun, kendini anlatıyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ha bu arada biletikste bile satmak ticarete girmiyor. Geç. Marifet başkalarının ürettiğini ezberlemekte değil, yorumlamaktadır diyor. Ah bir de sen üreteydin, ne güzel olurdu.
Kendini hiç özlemiyor musun der. Bir kez olsun geçseydin, bir kez olsun kendinden vazgeçseydin belki olacaktı. Felsefede hakikatten bahsediyor, asla tarih boyunca olmadı. Felsefede de yarım bir arkadaş ama hiçbir felsefeciyi beğenmez. İlahiyatçıyı ve kimseyi beğenmez. Yani inanılmazdır. Halk siyasette tutarlılık aramaz çünkü sadece karşıt olanı görebilir der. Halkı da yerin dibine sokar. Aptal bunlar der. İnsan sadece ihtiyaç duyduğunu özler. İyi de insan kendine mi ihtiyaç duyar? Bak 13. sayfada başka bir şey söylüyorsun. Bak karışıyor. Yani halk siyasette çünkü sadece şiddet istibdat doğru kendine aitken şimdi diyorsun ki insan sadece ihtiyaç duyduğunu özler. Yani mottolar şimdi karışmaya başladı. Kalabalıkların ortasında ısrarla kendi kendine konuşmaya çalışmanın adıdır irfan. E şunu bir dene artık da. Sus da. Biz de görelim o irfan nasıl bir şey. İnsanı başkalarından çok kendi aldatır. Bir karar veremedi. Kendini mi anlatsa, gençliğimi karıştırsa. Aklı olmayanın vicdanı olmaz diyorsun. Dücane vicdan imandandır. Siyasal kölelik ruhun intiharıdır. İlla ki hükümete giydirmek ister, asla isim vermez, hapisten korkar dücane. Söyleyin artık fikir özgürlüğü daha gelişmiş konuşabilir. Olmak ölmektir, dervişler bu yüzden erken ölür. Arif derviş filozof ölmeye değil yaşamaya bahane arayan bir süreçtir. Bunu da karıştırmış birbirine. Anlamak için durmak zorundasın, episteme Yunanca geldi. Understanding, Weinstein, vakafe gibi anlamanın kökü hep durmaktır diyor. Sevgili Dücane, bir sözlük daha al ama o sözlük sana ait olmasın. Çünkü bu kelimelerin hiçbiri aynı anlama gelmiyor canım benim. Sürüye katılmak istemiyorsan korkmayacaksın. Ben de onu diyorum işte korkmadan anlat artık ama ayılan Dücane ayıltma devresine giriyor. Korkular gerçek değildir. Dünyaya sırt çevirelim de Yusuf gibi varsın gömleğimizi arkadan yırtsın. Aman Allah'ım. Akıl cehalete, edep gaflete mani olur. Tereddüt etme. Yardırıyor şimdi. Dücane kahveyi içti. Kahvaltı sonrasına geçtik. Yaşamı seçmedik, ona maruz kaldık. Yenme ve yenilme edimleri birer vehimdir. Zihnin dışında hiçbir hakikatleri yoktur. Kendini unutma. Sen varsan alem var, yoksan yok. Ya hayırlı sabahlar Dücane. Yine fazla kaçırmışsın kahveyi. Kahveyi. Uzlaşmaz karşıtlıklara düşkünlük zekanın zayıflığıdır diyerek gezi ruhlu Dücane. Yığın psikoloji aldatıcıdır, gevezelikten uzak durup kendini yetiştirmeye bak derken arkadaş bu nasıl bir çelişkidir demekten kendimizi alamıyoruz. Olan olmalıydı, olacak, olur, o halde olan olur. Aristo'dan sonra gözlerimizi yaşartan yeni bir Aristo denemesi. Aşk nedensizdir. E kainatın nedeni aşk değil miydi ama yıllarca siz tasavvufçular hakikati böyle elinizde evirip çevirmediniz mi? Şimdi bu söz nedir Dücane? Olmadı ki bak. Kafa karışıyor. Çizgi boşluk kalmış yani. Neyse. Maluma sahibine bilgiç denir. İlim sahibine bilgin. İrfan sahibine bilge. İşte kendisini anlatıyor. Diyor ki ilk kitabımda malumat sahibiydim. Sonra ilim sahibi oldum. Şimdi irfan sahibiyim. Hay maşallah. Ya o kadar çok notlar aldım. Ama sizin de kafanızı ütülemek, kendim de daha fazla bu işkenceyi çekmek istemiyorum. Arada bir cinselliğe girmekten yine kendini alamıyor. Çünkü bu tasavvufçular eninde sonunda uçkur altında uğramazlarsa olmuyor. Mesela biliyorsun Elif Şafak'ta da vardı o. Pornografi hakikatsiz tezahür demektir. Hakikati ne ki bu iş? Aynalara sorma sorularını, yalan söylerler sana. Ben de onu diyorum, fazla bakma aynalara, o zaman daha iyi olacak belki. Halk İsa'yı her daim çarmıhta asılı görmek ister. Nedir sende bu halk düşmanlığı? Bütün röportajlarında da taşla taşla diyor. Aklıma Ankara'ya taşla diyerek cevap veren Behzat Ç. dizisi geliyor. Ama neyse açmayalım mevzuyu. Herkesin kesinlikle doğru olduğuna inandığı şeylerden kuşkulanmaya hazır kaç kişi varız aramızda? Biz varız. 1400 yıldır biz varız Dücane. Hakikati söylemek, senin karşında bu doğruyu ifade etmek için. Aklını özgürlüğe kavuşturmadıkça kula kulluktan kurtulamazsın. Bangır bangır tasavvuf düşmanıdır Dücane, üstünü örtemiyor bazen. Düşünce inançtan üstündür. Çünkü düşünce kanıt ister, inanç istemez. Hello papa diyerek ne diyeceğimi demekten vazgeçiyorum. Hakikatin üç belirlemi vardır. Kendilik, kişilik, kimlik.
Kendilik haysiyet, kişilik şahsiyet, kimlik hüviyetmiş. Vallahi TDK'da böyle değil. Galiba bunun sözlüğü de farklı. Mihmandarı da farklı. Kendi aklından bahsedecek ama ben işin sonuna gideyim. Çekecek gibi değil. Hah, sahilsizim diyerek bitirdi. Ben de diyorum ki Dujane, bir pusulan olaydı. Yahut binebileceğin bir gemi. Elbet tek bir sahil var. Götürürlerdi seni. Heyhat, miço olamayacağın gemide kaptan olmakta hevesin. İşte bu yüzden battı gitti senin gemin. Ama gözünü seveyim. Sevgili gençler, arkadaşın gemisi yok. Gemisinde motor da yok, dümen de yok. Binip motoru da bozmayın, dümeni de bozmayın. Hadi kalın sağlıcakla.